İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Aralarında Bilal Erdoğan ve Derya Yanık'ında olduğu Darül Aceze Başkanlığı yöneticileri Darül Aceze Şefkat Vakfı adında yeni bir vakıf kurdu. Kurulan vakfın amacını Medyaskop'a değerlendiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi ve CHP milletvekili Alpay Antmen, TÜGVA, Ensar, Okçular ve diğer AKP vakıfları gibi yardımlar sadece Darül Aceze'ye gitmeyecek dedi. Darül Aceze Başkanlığı yöneticileri Darül Aceze Şefkat Vakfı kurdu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yeni kurulan Darül Aceze Şefkat Vakfı'nın da yönetiminde yer aldı. Vakıf Darül Aceze kurumu dışında kişi ve kuruluşlara da destek sağlayacak. Vakfın amacını Medyaskop'a değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP milletvekili Alpay Antmen, zamanla daha iyi görülür ama anlaşıldığı kadarıyla bu vakıfta TÜGVA, Ensar, Okçular ve diğer AKP vakıfları gibi bir vakıf. Vakfın senedinde din, dil, ırk farkı gözetmeksizin diyor fakat mezhep ifadesi kullanılmıyor dedi. Toplanan yardımların gideceği yerlerle ilgili ise Antmen, başta Darül Aceze kurumu olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara gereken desteği sağlamak ifadesi kullanılmış. Yani yardımlar sadece Darül Aceze'ye gitmeyecek diye konuştu. Deva Partisi lideri Ali Babacan, haftalık basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında altın muhalefet liderinin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletimiz artık ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini birbiriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor. Ben yaptım oldu anlayışından bıkan milletimiz, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle unutulan istişare kültürünün önemini görüyor ve bunu talep ediyor. Gerek kurumsal anlamda, gerekse de fikren farklılaştıkları noktalar olsa da altı siyasi parti liderinin memleket meseleleri için bir araya gelmesi önemlidir. Bu toplantı nedeniyle Cumhur İttifakı'nın bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış gibi görünse de biz İYİ Parti olarak bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Hedefimiz Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye'yi inşa etmektir. Türkiye'nin Avrupa standartlarına yükselmesi hedefi krizlerin ortağı Bahçeli'yi rahatsız etmiş. Devlet insan için var. Bunu zihninde kurgulayamayan bir partinin genel başkanı bu ülkenin hiçbir sorununa çözüm üretemez. Bizim gibi tam demokratların ülkemizi taşımak istediği noktada Bahçeli'nin zihniyetine yer yok arkadaşlar. Bahçeli bu ülkeyi aşağıya çekmek için paçamıza asıla dursun, bu ülkenin kanatlanmasına asla engel olamayacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bu ülke mutlaka yükselecek. Ve bu yükselmeden krizlerin ortağı bile sayemizde yararlanacaktır. Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişimci Doktor İbrahim Uslu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Altı muhalefet partisi lideri bir araya geldi. İşte altı benzemez olarak da adlandırılıyor. Hatta bu fotoğrafın sırf bu yüzden çok umut vaat ettiği Türkiye'nin geleceğine dair konuşuluyor, yorumlanıyor. Elbette eleştiriler var. O eleştirileri de soracağım size. Ancak şu aşamada bu fotoğraf Türkiye'nin geleceğine dair ne söylüyor? İlk değerlendirmenizi alayım lütfen. Sonra da böyle sorularla açalım. Şimdi Türkiye siyasi tarihinde olmayan bir şey yaşandı geçen cumartesi günü. Bugüne kadar biz farklı partilerin koalisyon kurmak amacıyla bir araya geldiklerini falan gördük elbette ki. Ama orada çok somut bir şey vardı. Bir hükümet kurulacak, iktidar ortağı olması şey arzu eden partiler bir araya geliyorlar ve bir protokol üzerinde anlaşıp güvence alıyorlardı. Parlamenter sistem zamanında biz bunlara şahit olduk. Ama tabii birçok insan bu dönemleri göremedi. Niye? Çünkü
Çünkü 2001'de 2002'den sonra koalisyon görüşmeleri bitti. Daha sonra 2015'te bu koalisyon görüşmeleri yaşandı ama koalisyon kurulamadı. Şimdi böyle bir koalisyon yokken, iktidar pazarlığı yokken Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yönetim sistemini konuşmak üzere gerçekten birbirinden çok farklı background'lara, ideolojik formasyonlara, programlara, bakış açılarına sahip partiler bir araya geldiler ve Türkiye'nin geleceğini yeniden dizayn etmek için aylarca sürdürülen bir çalışmayı finalize etmeye çalışıyorlar. Bu açıdan Türkiye'de daha önce benzerine rastlamadığımız bir gelişme yaşandı. Bu çok kültürlü, toleransın, diyaloğun, çatışmadan uzak durmanın, ülkenin ya da önemli meseleler söz konusu olduğunda bir araya gelip birlikte bir ortak akıl ve ortak vicdan oluşturabilme pratiğinin Türk siyasetine girmesi açısından bence çok değerliydi. Bugüne kadarki performansı bu altı partinin önümüzdeki süreç açısından bence bir iyi bir geleneğin doğmasına, iyi bir rol modelin ortaya çıkmasına vesile olacak. Şimdiye kadar, yakın zamana kadar Türkiye'de siyasetin ana mekaniği sadece çatışma, kutuplaşma, hatta düşmanlaştırma üzerinden biliyordu. Fakat bunun tam tersinde olabileceğini de gösterdiler. O açıdan bu proje hayata geçer geçmez seçmenden arzu ettiği kadar oy alır ya da yeterli oy alır alamaz. Onlar ayrı tartışmalar ama Türk siyasal kültürüne bence önemli bir şey kazandırdı. Partilerin, birbirinden çok farklı partilerin ve liderlerin bir araya gelip bir şeyleri konuşabileceği, diyalog geliştirebileceği ve uzlaşabileceği, hepsinden güzeli de uzlaşabileceğini gösterdi. O masa dağılmadı son 4 aydır, hatta 4 ay aşkın süredir çalışıyorlar. Ve önümüzdeki haftada bu 4 ayı aşan sürenin ve o sürede gerçekleştirilen çalışmaların semeresini topluma sunacaklar. Toplum bunu beğenir, beğenmez. Bunlar hepsi bahsi diğer dediğim gibi. Burada önemli olan böyle bir davranış kalıbının Türk siyasetine örnek olarak, rol model olarak kazandırılması bence önümüzdeki süreçte siyasete en büyük katkıyı şu dönemdeki liderlerin ve partilerin performansı sağlayacak. Toplum en iyi ihtimalle 2013'ten bu yana böyle bir fotoğraf görmüyor Türkiye toplumu. Şimdi dediniz ki nasıl karşılık bulacağı, evet takdir edecek mi etmeyecek mi seçmen göreceğiz ama ben böyle ilk izlenimlerinizi, ilk gözlemlerinizi, ilk tahminlerinizi duymak isterim. Bu fotoğrafa hem iktidar hem muhalefet seçmeni nasıl bakar, güven verici bir fotoğraf mı sizce, ne diyorsunuz? Çünkü hep Türkiye'de işte yani iktidarın da en çok kullandığı şey koalisyonlar dönemi bitti işte. Aslında tek bir kişinin yönetiminin daha çok güven verdiği beka meselesi gibi argümanlarla bugüne kadar tek parti iktidarını savundu. Türkiye'nin koalisyonlar karnesi çok iç açıcı değil Türkiye yakın tarihinin. Ama bugün bu fotoğraf güven veriyor mu sizce seçmenin? Şimdi birincisi muhalefet seçmeni zaten muhalefet partilerinin birlikte hareket etmesini arzu ediyordu. Muhalefet seçmenlerinin %75'i partilerin %75'den biraz fazlası. Partiden partiye bu fark etmekle birlikte partilerinin diğer muhalefet partileriyle ortak hareket etmesini istiyorlar ve bir ittifak içerisinde görmek istiyorlar. Dolayısıyla muhalefet seçmeni açısından bu fotoğraf güzel fotoğraf. Burada bir tek istisna HDP seçmeni. HDP seçmeninin daha az bir kısmı bir koalisyon içerisinde olmasını özellikle bu Millet İttifakı bağlamında tabii değerlendiriyordu. Bu yeni ortaya çıkan sosyalist solla birlikte yürüttüğü süreci süreçten sonra biz HDP seçmenine bu soruyu henüz yöneltmedik. Ama ondan önce yani bu Millet İttifakı'yla HDP bir arada olur mu olmaz mı tartışmaların olduğu dönemlerde HDP seçmeni partisinin tek başına hareket etmesini arzu ediyordu. Daha az bir kısmı bir ittifak içerisinde olsun şeklinde bir talepte bulunuyordu ya da kanaat açıklıyordu ama onun dışındaki diğer partilerin seçmenleri özellikle bu bildiğimiz altı partinin parlamenter sistem çalışmasını yürüten onlar partilerinin %35'inden fazlası bir ittifak içerisinde olmasını arzu ediyorlar. Dolayısıyla bu fotoğraf muhalefet seçmeni açısından bence olumlu algılanacaktır. Zaten arzu ettikleri bir şeydi. Onların arzuları yerlerine gelmiş oldu.
İktidar tarafına baktığınızda şimdi iktidar seçmenlerinin, özellikle AK Parti seçmenlerinin yarısı neredeyse AK Parti'ye oy vereceğini söylediği halde tıpkı bir İYİ Parti, tıpkı bir CHP seçmeni ya da bir DEVA ya da gelecek seçmeni kadar aslında olan bitenden şikayetçi. Şimdi sağ seçmenin benim gördüğüm bir özelliği var. Sağ seçmen iktidara oy vermeyi seviyor. Dolayısıyla alternatif sağ partilerin olması bir sağ seçmen için alternatif teşkil etmiyor gerçekten. Bu diğer sağ partilerin iktidar ortağı olabilme umuduna oy veriyorlar aslında. O yüzden de çeşitli mutsuzluklar olmasına rağmen AK Parti'ye oy vermeye, vereceklerini söylemeye devam ediyorlardı. Şimdi gerçek bir alternatif oluştu ve bu ittifak içerisindeki diğer sağ partilerin özellikle muhafazakar kanadı daha güçlü ya da damarı daha güçlü DEVA gibi, Gelecek gibi, Saadet gibi partilerin ittifak olasılığının artmış olması bence AK Parti'ye oy vereceğini söylediği halde AK Parti'den önemli ölçüde mutsuzlukları bulunan seçmenler açısından da bir fırsat penceresi açtı ve artık iktidar ortağı olması muhtemel başka muhafazakar partiler de buldular. Bu yeni fırsat penceresinin bu seçmenler üzerinde, yani mutsuz AK Parti seçmenler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını da sonraki araştırmalarda gözlemleyeceğiz. Ama benim gördüğüm hem muhalefet seçmeni hem de iktidar seçmeninin bir kısmı bu masa nedeniyle daha rahatlamıştır, daha mutlu olmuştur. Elbette ki AK Parti'ye sadakati yüksek olan seçmenler ve hayatından mutlu olan iktidar seçmenlerinin bu masayla çok fazla ilgilenmiyorlar. Onlar çok olsun bunu bir siyasal tehdit olarak görebilirler. Esas bu AK Parti'nin mutsuz seçmenleri ve muhalefet partilerine oy verecek seçmenler açısından bu fotoğraf üstü kabul görecek bir fotoğraftır diye düşünüyorum. Peki HDP'siz masa çok eleştirildi ve tabii bir de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde daha sola yakın seçmen kitlesi diye masanın çok fazla sağı temsil ettiğine yönelik eleştirileri var. Ne dersiniz? Doğru, bu tür eleştiriler oldu ama orada benim baktığım birkaç şey var. Bunlardan birincisi HDP'nin bunlar birkaç ay önce açıkladığı tutum belgesi. Aslında tutum belgesinde bu tür dezenformasyonlar nedeniyle insanların kafası karışmasın diye çok net bir biçimde birkaç şey söylediler. Bir, dediler ki biz parlamento seçimlerinde bir ittifakın içerisinde yer almayacağız. İki, cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim gönlümüzden geçen muhalefetin ortak bir adayı göstermesi, muhalefet ortak bir aday gösterirse ve bu isim de bize yakın bir isim olursa o zaman destekleyebiliriz demişler. Daha sonra bu cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yine bizim o sürece katkı vermemiz isteniyorsa bizimle şeffaf, açık bir ilişki yönetmeliler. Aksi takdirde biz o sürecin içerisinde olmayız dediler. Yani biz de kapattığı bir sürecin içerisinde olmayız dediler. Şimdi bu geçen hafta sonu ortaya çıkan fotoğraftan sonra bu konuda çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Sonunda Mithat Bey, eş başkan, kalktı ve BBC Türkçe'ye uzun bir röportaj verdi. Şimdi o röportaja baktığınızda tekrar bütün bu başlıklara, tartışmalara açıklık getiriyor. Bir, diyor ki birincisi, biz o masada olmayı zaten beklemiyorduk. Çünkü biz başından beri yoktuk. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a verdi. Muhabirin ismini de paylaşayım, ben de biliyorken İbrahim Bey. Sizin için söylemiyorum ya. Ben gazeteci dayanışması hassasiyet gösterdim biraz. Buyurun. Birincisi, biz o masada olmayı ve davet edilmeyi zaten beklemiyorduk. Ayrıca biz bu partilerin bu tür çalışmalar yapmasını hem normal karşılıyoruz hem de destekliyoruz. Dolayısıyla buna dair bir itirazımız yok. İkincisi, o masada sadece parlamenter sistemle ilgili model değil, ittifakın genişlemesi de konuşulmuş olabilir. Biz bu bizim açımızdan bu da sakıncalı değil. Çünkü biz zaten bu ittifakın içerisinde yer almayı düşünmediğimizi açıklamıştık. Ve biz parlamento seçimlerine, milletvekili seçimine kendi kuracağımız ittifakla gireceğiz. Dolayısıyla bu masada ittifakın genişlemesinin konuşuluyor olması da bizim açımızdan sıkıntılı değil. Bundan mutluluk duyarız elbette. Ama yine Sayın Sancar'ın ifadesiyle, ama o masada eğer Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulduysa o zaman iş değişir diyor. Ve orada kendi koşullarını söylüyor. Diyor ki bu süreçte
Bizimle de görüşülmesini, açık bir biçimde bizimle de müzakere edilmesini isteriz. Gizli kapaklı işlere gelmeyiz. Açık ve şeffaf bir süreçte müzakere yapabiliriz. Aksi takdirde biz kendi adayımızı da gösterebiliriz diyor. Şimdi bu burada tablo çok net. Yani HDP muhalefetin altı partinin bir araya gelmesi, parlamenter sistem çalışması yapması, hatta ittifakı büyütmeye çalışmaları konusunda herhangi bir çekincesi ya da eleştirisi söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir uyarı da bulunuyor. Ama bu masada biz Cumhurbaşkanlığı'nın konuşulmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Temel Karamollaoğlu'nun, Sayın Ali Babacan'ın, Sayın Davutoğlu'nun bu Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağıyla ilgili müzakerelerin seçim takvim belli olduktan sonra yapılması gerektiğine dair kanaatlerini açıkladıklarını hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla bu masada Cumhurbaşkanı adaylığı konuşulmadı. Ne zaman olacak? Resmi seçim takvimi açıklanacak. Her şeyin yolunda gidecek olursa ya da normal gidecek olursa bu Aralık sonunda Yüksek Seçim Kurulu resmi seçim takvimini açıklar. Ondan sonra bu konuda müzakereler başlayabilir. HDP'nin uyarısı o zamana dair bir uyarı. Bir de ikinci bir uyarısı daha var. Türkiye'nin geleceğinde HDP'yi yok varsaymak yanlış bir tutum olur diyor. Burada İYİ Parti eleştirdiğini, çünkü İYİ Parti'den bir yetkilinin HDP kapatılabilir ya da kapatılmalı şeklinde, gerçi daha sonra o da sözlerini yanlış açıldığını söyleyip bu açıklamayı yeniden izah etti. Dolayısıyla hani böyle bir şey söylemediğini ileri sürdü. Ama HDP belli ki bundan rahatsız olmuş ve İYİ Parti'nin adını açıkça zikrederek Sayın Sancar, bu yaklaşım yanlış, çünkü parlamenter sisteme geçilecekse HDP'ye parlamentoda HDP'nin oylarına da milletvekillerin desteğine de ihtiyacınız var. Yani bunu da görmezden gelmeyin şeklinde bir diğer uyarıyı daha yapıyor. Dolayısıyla iki uyarısı var. Biz HDP'nin Türkiye'nin geleceğinde yok varsayamazsınız. Biz geleceğinde varsayacağız. Zaten biz olmadan parlamenter sisteme geçişi de sağlayamıyorsunuz. Hani aklınızı başınıza alın dedi tabiri caizse. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı konuşulacağı zaman bizimle de müzakere yapmanızı bekliyoruz. Ve bunu da açık ve şeffaf bir biçimde yapalım. Kapalı kapılar ardı yapmayız diyor. Şimdi dolayısıyla bu Sayın Sancar'ın açıklamaları ve eleştirileri aslında cumartesi ile ilgili değil. Gelecekle ilgili, önümüzdeki dönemle ilgili, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ve parlamentoda eğer mümkün olursa ve parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişikliğinin yapılması süreci hakkında konuşuyor. Fakat o açıklamalar sanki cumartesi ile ilgiliymiş gibi bence yanlış yorumlandı. O yüzden de HDP'nin kendisi HDP'nin olmadığı bir çalışmanın yürütülmesinden rahatsız olmadığını açıkça eş başkan seviyesinde zaten dile getirdi. Ama Türkiye'nin geleceğinde ben her durumda olacağım. Siz istediğiniz çalışmayı şu an yapabilirsiniz diyor. Fakat iş parlamentoya gelip yasal sürece büründüğünde o zaman benimle müzakere etmek durumundasınız nasılsa, bunu da aklınızdan çıkarmayın diyor. Dolayısıyla da hani şimdiden HDP kapatılsın falan şeklindeki açıklamalardan da rahatsız oluyoruz diyor ki bence haklı bir duyarlılık gösterdi. O yüzden de bu açıklamaları cumartesiyle ilgili değerlendirmemek lazım. Bunun böyle olmadığını bizzat Sancar kendi ağzından ifade ediyor zaten. İbrahim Uslu, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sağ olun, kolay gelsin. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu bugün insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz talebiyle İstanbul Kadıköy Rıhtım'da eylemdeydi. Doktor Murat Kubilay Herkes İçin Ekonomi programında zamlara karşı gelişen toplumsal huzursuzluğu değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında motokuryelerin sorunlarına ve zam taleplerine değindi. Yani memleketin gündemi zam ve pahalılık efendim, izleyelim. Sendikaları Konfederasyonu bugün insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz talebiyle İstanbul Kadıköy Rıhtım'da eylem yaptı. Doktor Murat Kubilay Herkes İçin Ekonomi programında zamlara karşı gelişen toplumsal huzursuzluğu değerlendirdi. Doğrudur, Türkiye'de toplumsal hareketlilik düşüktür. Sandıkta gücü göstermeyi seçmen sever. Ama çok sıkıştığı zaman sürpriz olayların olabildiğini Gezi'de de gördük. Veya işte 71 yılındaki o büyük olaylarda da gördük. 87'deki madenci yürüyüşlerinde de gördük.
İki veya daha ekonomiden biraz daha az etkili olan 2017'deki adalet dövüşüne göre. Yani çok çeşitli şeyler de Türkiye'de olabiliyor ama burada odalar, sendikalar ve siyasi partilerin yönlendirmesi ve kötü yerlere akması engel olmaları gerekiyor. Bu olursa işte kuryeler gibi en azından kısmen haklar daha fazla alınabiliyor. Fakat şu anda biz bu gidişatta değiliz. Buna ben de biraz canımı sıkmış durumdayım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında motokuryelerin sorunlarına ve zam taleplerine değindi. AK Parti sayesinde Türkiye dünyanın en eğitimli motokurye ağına sahip oldu. Bu gençlerimiz kar kış demeden kelle koltukta çalışıyorlar. Günde birkaç paket fazla teslim edebilmek için can güvenlikleri olmadan çalışıyorlar. Pandemiyle birlikte e-ticaret şirketleri karlarını katladılar. Ama maalesef bu iyileşme kuryelerin çalışma şartlarına yansımadı. Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 94.730 oldu. 309 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 144 milyonu aştı. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 416 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 860 bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Moskova'nın bazı askerlerin Ukrayna sınırında tatbikatlarını tamamladığını ve üstlerine döndüklerini açıklamasını doğrulayamadıklarını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hala ciddi bir ihtimal olduğunu söyledi. Dün Beyaz Saray'da Ukrayna krizindeki gelişmelere değinen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırı düzenleme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların öncelikle ekonomik olacağını söyleyen Biden, Ukrayna'da savaşması için Amerikan askerlerini göndermeyeceğim dedi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıkları açıklamasını değerlendiren Biden, bu durumun doğrulanmadığını aktardı. Biden, olası bir işgal durumunda doğal gazı Rusya'dan Avrupa'ya taşıyacak kuzey yakın iki boru hattı projesinin olmayacağı konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. ABD yönetiminin böyle bir durumda arz sorunlarını önlemek için enerji üreticileriyle acil durum planları üzerinde çalıştığı biliniyor. Biden, Rusya'nın diplomasiyle devam etme önerisini kabul ettiklerini de sözlerine ekledi. Dün erken saatlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler ve ülkenin en büyük ticari bankalarının internet siteleri siber saldırıya uğramıştı. Washington Post bu siber saldırıları yüksek olasılıkla Rusya devlet destekli bilgisayar korsanlarından kaynaklandığını yazmıştı. Biden, eğer Rusya, ABD veya müttefiklerinin şirketlerine veya kurumlarına siber saldırılar gibi asimetrik savaş öğeleri üstlenirse buna da karşılık vermeye hazırız dedi. Dün akşam saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefonda görüştü. İki liderin güvenlik garantileri konusunda istişarelere devam edilmesi konusunda anlaştığı belirtildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin bir sıcak çatışmaya dönüşmesini engellemek için dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası basın açıklamalarda bulundu. Putin, Avrupa'da savaş istemiyoruz dedi. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Yörük Işık bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizden hemen sınırda son durum nedir? Onu öğrenelim. Sonra da işin siyasi diplomatik boyutuna bakalım. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla hava bulutlu olduğu için hani çok böyle çok zengin uydu fotoğrafı seçeneği yok ama herhangi bir hareket görmüyoruz. Bir de anlamsız veya gördüklerimizde anlamsız hareketler. Bazıları bize Rus Devlet Televizyonu'nun gösterdiği gerçekten Kırım'da yeni inşa edilmiş köprünün üzerinden geçen araçlar vesaire görüyoruz. Bazı giden şeyler görüyoruz. Ama bunun yanı sıra gene TikTok'tan veya açık kaynaklardan gördüğümüz örneğin bugün çok büyük miktarda Otroçkova'dan Postalya Dvoriye
çok daha büyük miktarda giden geri gelen araçlar da görüyoruz. Aynı zamanda Karadeniz filosunun da son günler içinde yeni gelen gemilerle güçlendiğini ve yani açık kaynaklardan baktığımız zaman görebildiğimiz kadarıyla farklı gemilerin de gene Karadeniz yönünde, kuvvetli gemilerin de Karadeniz yönünde olduğunu görüyoruz. Daha da yani çok garip bir şekilde bütün bu yani işte geri dönüyorlar vesaire derlerken Belarus'ta hala devam eden tatbikatta Ukrayna sınırına çok çok yakın bir yerde Pripyat Nehri üzerinde Ruslar yeni bir geçici köprü var. Yani böyle pantun köprü inşa ettiler mesela dün. Dünkü uydu fotoğrafında var. Yani pazar günü yok. Pazartesi gününden itibaren inşa ediliyor. Salı günkü resimde tamamen inşa edilmiş olarak görüyoruz. Yani söylenenin tam tersi hareketler daha çok var esasında. Ufak da olsa. Daha fazla kaynaklarda önümüzdeki günlerde daha da yani gerçekçi yorumlar yapabiliriz. Ama şu an için gerçekten bir geri çekilme görmüyoruz. Bu geri çekilme olayı Rusya'nın Alman diplomasisine verdiği önemin bir işareti olarak ortaya atılmış Alman iç kamuoyunu hem yanıltacak veya işte bir şekilde oraya böyle bir yapılmış bir hareket olabilir. Alman şansölyenin Moskova ziyareti sırasında bakın biz de bu ziyaret sayesinde mesela Fransa'ya öyle bir hediye vermemişti ama oraya verilmiş bir işaret olabilir. Aynı zamanda farklı diplomatik işaretler olarak da bugün Duma'da yani Rusya'nın alt kısmında sistemin Komünist Parti tarafından verilen bir önergede Donetsk'in ve Luhansk'ın tanınması üzerine verilen bir önerge görüyoruz. Bunu hemen anında yani bunun bir tam bir şov olduğunun bize bir işareti olaraktan hem Peskov hem Putin kendisi de diplomasiye daha şans verilmesine. Çünkü neden bu önemli? Çünkü eğer Donetsk ve Luhansk'ı Rusya tanırsa ayrı bir cumhuriyet olaraktan bu Minsk sürecinin tamamen bitmiş olduğunu gösteriyor. Putin ve Peskov hemen cevap vererekten hayır yani bu çok erken bu böyle bir tanıma için. Biz daha hala Minsk sürecini hayata geçirmeye çalışıyoruz diyorlar. Bu da tamamen Rusya'nın zaten lehine olan bir süreç. Yani Ukrayna'nın tamamen yenilmiş bir noktada zorla imzalatılmış olan Minsk anlaşmasına hala bir şans tanımaya çalışıyor. Bu da Rusya'nın Avrupalı ülkelere sunduğu bir ne diyelim onların diplomasisine verdiği önemi sanki gösteriyormuş gibi bir şey. İyi niyetle yapılmış bir şey değil. Gene tamamen Ukrayna'yı küçümseyen veya işte Minsk sürecinin zaten sonuçta ne olacak? Oraları tamamen Ukrayna özellik vererekten bir şekilde pratikte kaybetmiş olacağı bir sürece devam etmeye çalışıyormuş gibi gösteriyor. Farklı bir şekilde zaten tehlikenin hiçbir şekilde geçmediğinin göstergesi olaraktan ve bu savaşın hani sadece zaten şu anda %7'si işgal altında olan askeri işgal altında olan Ukrayna'nın dışında hani bu savaşın sadece bugün başlayıp bir günde bittiği vesaire değil. Aynen şimdi bir önceki video özette de çok başarılı bir şekilde söylendiği gibi dün Ukrayna çok büyük bir siber saldırı altına geldi. Bu siber saldırılar esasında yani neredeyse bir askeri saldırı kadar belki bazı seferlerde daha çok bile olabilecek şekilde zarar verme potansiyeli olan saldırılar. Dün iki devlet bankası hem Privatbank hem de Ostschatbank web siteleri çalışmıyordu. Ne derece zarar verildiği konusunda bilmiyorum ama dün bazı Kiev'de ATM'ler vesaire de çalışmıyordu. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nın web sitesi vesaire de gene saldırı altındaydı. Bu zaten aynen geçmişte de en son Ocak ayında yani geçmişte derken yani öyle büyük geçmişte değil. En son 13-14 Ocak'ta da bu tip saldırılar görmüştük. Gelecek seferde de bu tip saldırılar görmüştük. Şimdi burada olayları daha da komplike eden tabii ki bu tip hani sadece web sitelerine vesaire olan saldırılar orada zaten hani bankalar vesaire çok büyük zarar verme potansiyeli var. Aynı zamanda çok hayatın pratiklerinde Ukrayna hani birbirlerinden çok farklı şekillerde Rusya'dan gelen elektrik var aynı şekilde Ukrayna'nın da Donbas'a, Luhansk'a verdiği elektrik vesaire var. Hala yani bu gergin ortamın ne kadar da sürdüğünün bir başka bir işareti olarak ben mesela Ukrayna önümüzdeki hafta içinde bir elektrik gridini tamamen Rusya'dan ayırma testi yapacak ki 2023'te %100 olaraktan Avrupa gridine bağlanma hedefi var. Yani Rusya'dan kendisini tamamen arındırma işareti olaraktan ki bunlar hepsi çok önemli çünkü herhangi bir Rusya'nın saldırısı anında vesaire Rusya belki elektriğin tamamını kesme gücüne sahip ama Ukraynalıların hem kendi nükleer santrallerinden hem de çok büyük miktarda
kömür termik santral olayına da girmiş durumdalar. Yani böyle bir müddet bir kriz anında kendi elektriklerini kendileri temin edebilmek için. Diplomasi iki taraftan da devam edecek. İtalyanlar, İtalyan Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidiyor. Yani Avrupa diplomasisini böyle bölük pörçük görüyoruz. Yani orada neler konuşulduğunu tam bilmiyoruz. Yani mesela benim açımdan Federal Şansölye'nin en son Moskova ziyaretine basın toplantısında Putin tam yanında durup bir sürü böyle şehir efsanesi, Rusların kendi yarattıkları söylemleri tekrar ederken onu hiç ağzını açıp bir şey söylememiş olması biraz garip. Yani yanında böyle sessizce dinliyor olması. Aynı şekilde şimdi İtalyanlar gidecek. Bunlar tabii ki hepsi bir şekilde Rusya'yla çok büyük ticari ilişkileri olan ülkeler. Fransa, İtalya ama Almanya, İtalya'da tabii ki var. İngiliz Dışişleri Bakanı da Kiev'e gidecek. Kiev'e gitmesinin yanı sıra aynı zamanda Donbas'ta ateşkes hattında vesaire de ziyarette bulunacak. Hadi o da yani ayrıca takip edilmesi değerli bir olay. Bunun yanı sıra diğer gördüğümüz olay ne? Rusya'nın bize diğer gösterdiği olay ne? Benle angaja olmazsan vesaire. Navalny'nin zaten şu anda hapiste olduğu suçtan ayrı bir suçla da tekrar mahkemeye çıkarılması. Mahkemede tam bir böyle yani şey hapishanede kurulan bir mahkeme. Çok garip, çok yani böyle can sıkıcı bir durumda. Aynı zamanda yeni yani olan mahkum olduğu yıllara ek olarak da farklı suçlardan bu sefer tamamen yaratılmış saçma sapan detaylarını bir kere havada suda da anlatmıştık. Başka bir muhasebe olayı falan böyle kendilerinde yaratılmış bir muhasebe yolsuzluğu şey, akan böyle yolsuzluk üzerine yapılan hiç alakasız bir şeyden farklı yıllara da yeniden mahkum olabilir. O da yani bu olayların arasında ben burada istediğimi bu kişileri de işte muhalefeti vesaire de tekrar mahkum edeceğim. Ben de zaten angaja olmazsam bunlar üzerine de hiçbir söyleyeceğiniz hiçbir şey olamaz şeklinde bir davranış. Aynı zamanda da hani belki hem bize sanki gerilim, Ukrayna'da gerilim düşüyormuş gibi göstermek amaçlı ki düşmediğini yani yerden gelen verilerde düşmediğini görüyoruz. Ama aynı zamanda da hem belki farklı sanki orada gerilim düşüyormuş gibi veya aynı zamanda da ben birden yere farklı da yere de ilgi gösterebilirimin bize göstermek amaçlı, dünyaya göstermek amaçlı. Şoygu'yu da şeyde, Humaymim'de, Suriye'de gördük. Orada bir takım pilotlara, örneğin 300'den fazla sorti yapmış Rus Hava Kuvvetleri pilotlarına vesaire bir takım ödüller verirken, aynı zamanda Assad'la da bahçede güzel bir günde, Şam'ın güzel bir gününde buluşurken, Assad onu bahçede karşılıyor vesaire birbirlerine sarılıyorlar. Yani bu görüntüler bize gösteriliyor çünkü. Yani hani bunların seçilerek gösterildiğini düşünürsek. Yani orada da aynı zamanda Suriye'deki olaya da tamamen aynı şekilde angaje olmuş. Birden fazla yerde savaşabilme potansiyelini bize gösteren bir Rusya var. Ne olacağını tam bilmiyoruz. Yani burada tekrar tekrar seyircilere hatırlatılması gereken olay. Bunun sadece basit bir diplomasiyle çözülebilecek bir esasında kriz olmadığı. Rusya'nın çok büyük bir gücü şu andaki yerdeki insan sayısı. 150 binden fazla esasında Donbas, Luhansk'ı da sayarsak. Bunların bazıları geri çekilse bile araçların vesaire orada durduğunu, şu ana kadar hani aynı zamanda bütün savaş lojistiğinin devam ettiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda yani bu olayın sadece basit bir şekilde, çünkü bunu tekrarlamak istiyorum, bunu biz Medyascope'da çok defalar zaten anlattık. Ama hani bu çünkü çok sürekli olarak yanlış konuşulduğu için bu krizin esasında NATO'yla, NATO'nun Ukrayna kriziyle vesaire bir esasında direkt olarak bir bağı olmadığının, esasında Ukrayna'ya, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı ilk operasyonlarının, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması imzalamasından sonra, ta yani bundan 15 yıl önce olan olaylardan bahsediyoruz. Sonuçta Ukrayna'nın bağımsızlığına karşı olan bir Rusya var. Bu kriz farklı krizlere evrilebilir. Bunu da daha önce zaten birçok defalar söylemiştik. Yani bu krizler yeni krizlere yol açabilir. Hocam NATO üyesi olmak isteyen bir Ukrayna bağımsız olabilir mi? Şimdi şöyle bir şey olabilir. Yani aynen bu güzel bir soru. Burada da hani belki Fransa Cumhurbaşkanı'nda kendisini biraz aşaraktan, yani çünkü başka bir ülke hakkında nerede kendine söz verme hakkında buluyor. Yani mesela Finlandiya'da vesaire olduğu gibi hani tırnak içinde göreceli bağımsızlık olabilir. Hiçbir şekilde hani nasıl Finlandizasyon vardı Soğuk Savaş sırasında, bazı söylenmemiş, yazılmamış kurallara uyan bir Ukrayna
hani kabul edilebilir bir şekilde sanki orada izin veriliyormuş şeklinde yaşamaya devam edebilir mi? Burada aynı zamanda hani bir şekilde esasında şeyi de görüyoruz. Burada bunu da söylemek lazım. Putin boşlukları çok iyi dolduran bir, hani her zaman için bütün başarıları boş anlarında yakaladığı zaman yaptığı başarılar. Esasında şu anda kafasındaki ilk plana uymuş olan bir durum yok bence. Yani daha bir boşluk bulacağını tahmin ediyordu. Hani şimdi eğer Donbas'ı, Luhansk'ı vesaire tanıması onun için esasında bir zafer olmayacaktır. Yani sonuçta oralar Rusya'ya bakan, Rusya'ya bağımlı yerler haline gelecektir. Esas amacı olarak da Ukrayna'yı haritada, hani Ukrayna'nın bağımsızlığını engellemeye çalışıyorsa tam tersi tepti esasında. Yani Ukrayna'nın işgal altında olmayan yerleri şu an daha bir hani kendisine bir özgüven gelmiş durumda bile diyebiliriz. Ama bu, yani bu dediğim gibi bir gün şimdi mesela Belarus'taki referandum vesaire de bunlar da hep ayrı çok önemli olaylar. Belarus belki bu sefer daha çok Rusya'ya yaklaşan bir durum olacak. Orada şimdi mesela Belarus Bay Lukashenko bugün hiç bütün Rus askerleri tatbikattan sonra gidecek diyordu. Ama bazı belki araçları vesaire orada kalacak. Çünkü birkaç ay önce tatbikat vardı. Araçlar kalıyor. Askerler geri dönüyor. Askerler anında sonra tekrar geri gelebiliyorlar vesaire. Yani orada ki bu kriz böyle bir gün içinde değil. Madem Putin istediğini şu an hemen elde edemedi. Hatta biraz ters etti. Putin de bu krizi devam ettirmeye çalışacaktır. Belki bence bir sonraki hareketle şimdi Karadeniz'de, Azov Denizi'nde vesaire bir Putin şov görebiliriz. Yani çok büyük bir hareket yapmasına belki çok imkan yok. Ama kısa var, yani çok küçük de olsa kendisine bir televizyon imajı yaratabilecek ufak tefek hareketleri görebiliriz. Çünkü çok büyük bir askeri güç yığdı. Daha da yığmaya devam edecek. Ve tam da şimdi Belarus'taki tatbikat bitince, Çin'deki olimpiyatlar da bitince ve tam da şu anda Dolunay vesaire var. Bugünler önemli o bakımdan. Dolunay'ın olduğu zamanlar, ayın daha çok aydınlık, gece aydınlık olduğu zamanlar vesaire. Azov Denizi kıyısında veya hatta belki Odessa tarafında bile ufak tefek amfibik hareketler de görebiliriz. Yani bu kriz öyle bir günün içinde, yani bu şu günde bitiyor, bugün de bitiyor artık diyemeyiz. Bu kriz krizlere evrilerekten bir müddet daha devam edecek diyebiliyorum ben ancak. Evet hocam, yeni krizler doğurarak devam edecek, aynen, diyorsunuz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir özet oldu. İyi akşamlar. Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da. Rusya bazı askerleri sınırdan çekmeye başladığını açıklasa da Batı ve Amerika Birleşik Devletleri bu görüntülere şüpheyle yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de 16 Şubat tarihi, yani bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine yönelik haberler çıkmıştı. Transatlantik programının bugünkü bölümünde Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdi Gönül Tol ve Ömer Taşpınar. Tol'a göre Washington'da Putin'in ne yapacağına dair kafa karışıklığının giderilemediği durumu söz konusu. Tam 16 Şubat'ta bir askeri harekat bekleniyordu. Ondan bir gün önce bunu söylemiş olması Washington'da bir Putin'in geri adım attığına dair bir algı oluşturdu. İkinci işaret, Putin'in tansiyonu düşürmek istediğine dair ikinci işaret ise Rus yetkililerin, bunun içerisinde askeri yetkililer de var, Rus Dışişleri Bakanı da var, diplomasiye daha fazla şans vermek gerektiğine dair söylediği şeylerdi. Dolayısıyla daha yatışmış bir hava var, fakat yine de Putin'in ne yapacağı konusunda hala çok da büyük bir belirsizlik hakim. Şunu diyenler var, zaten blöf yapıyordu Putin. Hiçbir zaman aslında ciddi bir askeri operasyon planlamamıştı. Fakat savaş tehdidini masada tutarak istediklerini almaya çalışıyordu Batı'dan. Bu bir sonuçta blöftü diyenler var. Diğer taraftan hayır, yine de küçük çapta, mesela Donbas gibi yerlerde küçük çaplı askeri operasyonlar gerçekleştirebilir ki Putin dünkü konuşmasında da Donbas'ta bir soykırım olduğundan bahsetti. Ve işte Ukrayna'yı suçladı tabii bunun için. Dolayısıyla şey yok, hani tam olarak kafa karışıklığı gitmiş değil Putin'in yarın ne yapacağına dair. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sona erdi. Işınel İçin ve Hediye Levent'in birlikte hazırlayıp sunduğu Doğu Batı programında Hediye Levent bu ziyaretin Birleşik Arap Emirlikleri medyasına yansımalarını anlattı. İzleyelim. Türkiye'nin işte sürekli oyun bozduğu bir hasım konumunda olmasındansa öyle ya da böyle düşük ya da yüksek düzeyli, tabii
bir sürü pazarlık göreceğiz bu arada. Yani Türkiye ile asgari düzeyde de olsa iletişimin olduğu, kanalların açık olduğu ilişkileri tercih ediyorlar. Burada ama özellikle şunu söyleyebilirim, Mısır basınında da, bölgenin önde gelen diğer hani basında da sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil, Türkiye'nin özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik açılımı ekonomi üzerinden okunuyor. Bu var. Yani Türkiye'deki işte ekonomik krize vurgu yapılıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin de o bölgeden hani Türkiye'ye gelecek olan yatırımlara, hatta sıcak paraya çok ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Diğer taraftan mesela Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile ilişkileri konusunda oldukça açık. Açık sözlü daha doğrusu. Hani önceki programlarda kısaca anlatmıştık. Birleşik Arap Emirlikleri işte sıfır sorun politikasına geçti. Dolayısıyla Türkiye'yi hani çok geniş bir coğrafya, Avrupa başta olmak üzere, hem diplomatik hem siyasi hem de ticari anlamda ulaşabileceği bir hani bölge olarak görüyor. Süper Lig maçları için yayın ihalesine teklif verenler belli oldu. Teklifleri düşük bulan kulüplerden Süper Lig TV önerisi geldi. Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig maçlarının yeni yayın ihalesi için teklif verme süresi sona erdi. TFF tarafından yapılan bilgilendirmede 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın hakları için biri alternatif olmak üzere 15 firmanın toplam 15 teklif sunduğu duyuruldu. Öte yandan TFF, ihaleye katılan firmaların 18 Şubat Cuma 17'ye kadar tekliflerini revize edip yeniden sunabileceğini açıkladı. Ajans Spor'un edindiği bilgiye göre Saran Grup, Sports Radar, Türk Telekom, BIN, Turkuaz ve TRT, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihalesinde teklif verdi. Saran Grup, BIN ve Türk Telekom genel paketlere teklifte bulundu. Turkuaz Medya Grubu ve TRT ise sadece Süper Lig ve 1. Lig maç özetlerine talip oldu. Yeni yayın ihalesinde 2022-2027 yılları arasındaki sezonlarının ilk 3 sezonu veya 5 sezonunun tümü için hazırlanan 4 ana paket bulunuyor. Öte yandan Hürriyet'in haberine göre TFF tarafından düzenlenen yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdiği teklifleri düşük bulan kulüpler, Süper Lig TV adında yeni bir kanal kurulması önerisinde bulundu. Buna göre Süper Lig TV yayın haklarını alacak ve ülkedeki TV şirketlerinden teknik destek talep ederek maçları yayınlayacak. Yayın ihalesini kazanan firma 21 Şubat'ta açıklanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün akşam Paris Saint-Germain Real Madrid'i 1-0 yendi. Manchester City deplasmanda Sporting Lisbon'u 5-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bugün saat 23'te oynanacak RB Salzburg, Bayern Münih ve Inter Liverpool karşılaşmalarıyla devam edecek. Bugünlük bitiriyoruz. Yayınımızı paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın efendim. Bizi Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan takip edin. Hoşça kalın. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güç